birbirinden değerli yorumcularımızla maçın ardından programında. Sevgili kalecimiz Altay Bayındır, sevgili orta saha oyuncumuz Mert Hakan Yandaş ve kıymetli yeğenleri Aybars ve Ali bizlerle birlikte. Ben müsaade ederseniz önce bir Aybars'a Ali'ye bir sormak istiyorum. Tabii ki. Aybars hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Burada olmayı çok seviyorum. Gerçekten mi? Biz de seni çok sevdik. Bu yayın arasında beklerken seninle sohbetlerimizi çok sevdik. Maçı seyrettin. Evet, maç çok güzel bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyum. Vay be, bravo sana. Ali, sen de söyle bize maçla ilgili bir şeyler. Söyle bakalım. Demin konuştuk, senin ilk maçın mıydı Ali? Kazandık değil mi? Sen zaten maçtan önce söylüyor muydun bize? Evet. Ne dedin? Amcanla ne dedin? Bu maçı biz kazanacağız, iki gol atacağız dedin mi? Tebrik ediyorum seni. İyi ki demiş. Hoş geldiniz. Sevgili Altay, çok önemli bir karşılaşmaydı. Rakip kim olursa olsun kazanmamız gereken bir mücadeleydi. İkincilik yolunda ve şu anda da ikinciyiz. 2-0 kazandık. Maçın gole kadarki bölümü biraz böyle durağan geçti, sıkıntılı evet. geçti. Fakat golden sonra ritmi artan bir Fenerbahçe, maça gelen bir tempo. Neler söylemek istersin? Abicim dediğin gibi çok önemli bir maçtı. Bizler de maçın öneminin bilincindeydik. Hafta boyunca gerek analizler gerek saha içi çalışmalarımız, hocalarımızın söylediklerini çok dikkatli bir şekilde sahaya yansıttık. Bugün de 3 puan almak dediğimiz gibi çok önemliydi. Çok mutluyuz. Çok güzel bir atmosfer. Taraftarlarımız da buraya kadar geldi. Stadı full doldurdular. Çok iyi destek oldular. Çok teşekkür ederiz onlara da. Dediğim gibi çok önemliydi. Bundan sonra kalan maçlarımıza da aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla devam edeceğiz. Puan kaybı olmadan inşallah ligi sonuna geliriz. Sevgili Hakan, hemen sana da şunu sormak istiyorum. Senin özellikle pozisyonunu hemen bir sohbetimizin başında sorayım. Bir ikili mücadeleye girdin. Gerçekten zor duruma düştüğünü de gördük. Ondan sonra doğal olarak bir tepkin oldu. Orada neler yaşandı, neler konuşuldu? Senden öğrenebilir miyiz onları? Ya bütün maç oyunun içinde kalmaya çalıştım ben. Hiç böyle olaylarla zaten artık anılmak istemiyorum. Kendisi çok kötü niyetle bir pozisyon içine soktu bizi. Direkt ayağımı kırmaya yönelik bir hamle yaptı. Yine kendimi tutmam gerekiyordu ama o an beynimize zaten oksijen gitmiyor. Allah'tan takım arkadaşlarım sakinleştirdi. Niyeti tamam, çok kötüydü zaten. O yüzden kendimi tutamadım. Direkt ayağımı kırmaya yönelik bir hamle yaptı. Allah'tan bir şey olmadı yani. Peki bir maç değerlendirmesi alalım. Arzu ederseniz bir ilk yarı, ikinci yarı gibi konuşalım biraz zamanınız ya, varsa. Baştan sona istediğimiz şeyleri yaptık. Nasıl istiyorsak öyle oynandı oyun. Hocamızın bize anlattıklarını harfiyen yerine getirdik. Oyunu... Hakkı bir tane daha atsaydın topu. Oyunu tamamen Nelson'un üzerinden yönlendirmek istiyorduk. Çalıştığımız her şey çıktı. Takım disiplinin motivasyonu zaten çok üst düzeydi. Tribünde inanılmazdı bugün. Zaten birlikte olduğumuz zaman, tüm camia birleştiği zaman kolay kolay bu stattan bugüne kadar kimse çıkamadı. Bundan sonra da çıkamaz. Biz maç başlıyor programında sevgili Bozkurt'la da konuştuk. Tabii siz çok daha iyi biliyorsunuz ama düşünce sanırım rakipte kendi alanına kapanıp takımı üzerine çekmek, sonra Kerem ve Babel'le ani ataklar gerçekleştirmek üzerine kurulu bir anlayışla sahaya çıktı. Ancak senin de söylediğin gibi o kadar iyi hazırlanmışız ki kesinlikle rakibin bu tuzağına düşmedik. Onlara istediği şeyi veremedik ki onlar da zaten bir türlü oyunun içerisinde uzunca bir süre yer alamadılar. Evet. Abi dediğin gibi her rakip farklı bir stratejiyle oynuyor sahada. Çünkü her hafta aynı oyun disipliniyle oynayan rakiplerle oynamıyorsun. Biz de bunun bilincindeyiz. Hocalarımız da sağ olsun yoğun mesai harcayarak rakibin oyun sistemine göre hafta boyunca bizi çalıştırıyorlar. Onun meyvelerini de zaten haftalardır yiyoruz. Enerjimizi, mücadelemizi sahaya da kattığımızda zaten güzel sonuçlar da geliyor. Bu şekilde devam edeceğiz yani. Her maçın analizini sağlıklı bir şekilde yaparak mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Sevgili Bozkurt, sen sormak ister misin? Önce Altay'a şunu söyleyeyim. Sen 98 doğmuşsun. 98. Bu forma senden 10 yıl daha eski bir forma. Evet. Çok galibiyet gördü. Şimdi senin sayende bir galibiyet daha ekledik. Hepimizin buraya. Sen döndüğünden beri Fenerbahçe'nin performansının da ciddi anlamda arttığını düşünüyorum. Senin de yorumunu almak isterim.
Biraz endişe ettik çünkü sakatlıktan, çünkü kaleciler bazen rahat dönemeyebilirler. Yani ben öncelikle sakatlık sürecimi kısa bir özetle hemen anlatayım. Ben sakatlık sonrası ve ameliyat hemen sonrası, ameliyat olduktan sonra profesyonel bir şekilde beslenmeme, çalışmalarıma zaten evde ameliyattan sonra hemen başladım. Tek kolum sağlamdı çünkü. Başladım ve en önemli şeyim ben futbolda mentalite olduğunu düşünüyorum. Evet. Kafa olarak hep maçı oynuyorsun, hep maç içinde. Ben oynamadığım dönemde de maçı izlerken sanki kaledeymişçesine düşünerek maçı izliyordum. Onun bana kattığı şey de sahaya hazır bir şekilde dönmek oldu. Beslenme de çok önemliydi. Vücuda sağlıklı besinler aldığın zaman vücut da sana sağlıklı bir reaksiyon veriyor. Dönüyorsun. Sakatlıklar olabiliyor, kötü sakatlıklar var ama profesyonelce, sağlıklı bir şekilde o sakatlık sürecini yönetmek çok önemli. Teşekkür ediyorum abi güzel görüşlerinden dolayı da. Yani mutluyuz. Takım oyunu futbol. Ben de elimden geleni saha içinde tüm maçlarda yapmaya çalışıyorum. Nerede olduğumuzun, nerede oynadığımızın bilincindeyiz. Bu şekilde hareket edeceğiz bundan sonraki maçlarda da. Mert Hakan Yandaş bence bugün Fenerbahçe'ye geldiğinden beri en iyi maçını oynadı. Ben öyle düşünüyorum mesela. Belki senin daha iyi oynadığın maçlar vardı. Gol atmadın ama çok güzel bir kilit basın var ilk golden önce. Sahanın her yanında vardın ve oyununu bence çok daha farklı bir yere getirdin. Yani biz seni teknik bir oyuncu olarak biliyoruz. Mert Hakan gol atar, çalım atar ama bu kadar çok koşup mücadele edip aidiyeti bu kadar yukarılara çıkartan Mert Hakan beklemiyorduk. Şimdi gördüğümüz için çok mutluyuz. Ya seviye atlıyorsunuz ve oyun sizi başka yerlere çevirebiliyor. Ya bunu kabul edip ileriye doğru devam edeceksiniz ya da geri adım atıp geldiğiniz yere döneceksiniz. İki seçenek vardı. Ben dediğim gibi oyuna adapte olmak istedim. Kendimi daha farklı geliştirmek istedim. Futbol günümüzde tamamen fiziksel oyuna döndü. Koşu bunda çok önemli yeri var. Öncesinde dediğiniz gibi tam bir 10 numara gibi oynuyordum Sivasspor'dayken. Buraya geldiğimde ister istemez dönüştüm. Tabii İsmail hocamızın oynattığı oyunda da Sivas'ta oynadığımız oyuna benzer bir oyun. Bu da benim ön plana çıkmamı sağlıyor. Önde pres sürekli rakibi boğma üzerine kurulu bir oyun sistemi. O yüzden kendimi rahat hissediyorum. Ali'nin şöyle bir kolunu alsak mikrofonu kapattı, sesin gitmiyor yine. Tamam. O yüzden kendimi rahat hissediyorum İsmail hocamın şablonunda. Ondan da ön plana çıkmış olabilir. Şimdi ben şöyle ekleyeceğim senin söylediğine. Ben tabii bunu futbolcularımızdan da öğrenmek istiyorum. Takımda değişen ciddi bir şeyler var. Olumlu yönde. Kazanılan bir ivme var. Şimdi Mert'in de belki yavaş yavaş tabii daha bir kendini bulması, ön plana çıkması, özgüveninde yerine gelmesiyle çok alakalı diye düşünüyorum. Yani bu 7-8 haftalık performansa baktığımız zaman, seninle de onu konuştuk. Futbolcular yeri geldi belki de hani bende olmasın gibi düşünürken şimdi herkes top bende olsun, mücadelemi ben yapayım durumuna geldi. Sevgili Mert, ben şu anda sana öyle bakıyorum. Yani daha bir sahne almana yol açan bir şeyler var. Ya dediğim gibi ya İsmail Hoca geldiği günden bu yana Fenerbahçe aidiyetini aşılamaya çalışıyor bir kere takıma. İlk önce bütün özverisi bu yöndeydi. Buna inandırmaya çalıştı herkesi. Ve kendisine inandırmaya çalıştı. Gün geçtikçe de ona inanan oyuncu sayısı arttı. Sonuçlar gelmeye başladı. Camia birleşti. Özgüvenimiz arttı. Zaten futbolun 6 ayı daha az önce dedi. Bence %70'lik kısmı mentalite ve özgüvenle alakalı. Fiziksel açıdan zaten hazır olmak zorundasınız. Hazır olmadığınızda geri gidiyorsunuz. Ama 2 sezondur kötü bir serüven var. Çabuk kırılan bir camia olduk maalesef. Yayıncı kuruluşta da bahsettim bundan. Şimdi hoca geldikten sonra 2-3 hafta geçti. Ondan sonra camia birleşti, taraftarı birlikte hareket etmemizi sağladı ve sahaya sonuç aldığımız zaman zaten herkes birleşti. Bence futbol Türkiye'de tamamen sonuç oyunu. Doğruları yaptık. Allah da bize yardım etti. Sonuç aldık. Girdiğimiz yol çok güzel. İnşallah bu yolda hep birlikte devam ederiz. Geri kalan haftalar içinde Altay görüşlerini alayım. Sonra size teşekkür ederim. Yeğenlerimizin uykusu da gelmeye başladı. Uykusu geldi, istemeler başladı. Yani güzel sonuç aldığımız zaman camiamız mutlu oluyor. Herkes mutlu oluyor. En başta bizler mutlu oluyoruz. Çünkü emek sarf ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda da bu kazanımın nasıl getirileri olduğunu bilerekten biz maçtan önce de tesislerde de konuşuyoruz. Bir takım galip geldiği zaman haftayı mutlu geçiriyor. Antrenmanlar neşeli geçiyor. Pozitif anlamda enerjini her yere yayıyorsun. Bu çok önemli.
Bunları da içeride hepimiz birbirimizle konuşuyoruz, istişare yapıyoruz. Bu bilinçte bundan sonraki maçlara da en iyi şekilde hazırlanıp kazanma arzusuyla Fenerbahçe'de futbolcu olmanın en önemlisi bilinciyle sahada mücadelemizi vereceğiz. İnşallah bu mücadelenin sonunda da sonuçlar istediğimiz gibi olur. Sağlıklı bir şekilde sezonun kalan maçlarını oynar ve bitiririz. Çok teşekkür ediyorum sizlere sergilediğiniz mücadeleden, aldığınız galibiyetten dolayı. Sevgili Aybars ve Ali, sizlere de teşekkür ediyorum. Siz de programımıza ayrıca renk kattınız varlığınızla. Sizi tanıdığımızda memnun olduk. Size de güzel günler dileyelim. Kendinize iyi bakın. Tamam mı?